Dağcılık sporu zor. Bir sürü zorluklar var. Bunlara göğüs geliyorsunuz. Sonunda bir mutluluk ve duygu patlaması yaşıyorsunuz. Böyle bir spor. Ömer Faruk Akçay, ben Türkiye Dağcılık Federasyonu Karabük İl Temsilcisiyim. Ben de üniversite yıllarında başladım dağcılık sporuna. Yaklaşık 14 yıldır yapıyorum. Şu anda da artık profesyonel olarak yapıyoruz. Bugün nasıl bir program olacak? Amacımız buradaki öğrenci arkadaşlara dağcılık sporunu tanıtmak, anlatmak, onların ilgilerini çekmek. İlgilenen arkadaşların bu sporda nasıl ilerleyebileceklerini göstermek, onlara anlatmak. Mevcut da okulumuzda, yani Karabük Üniversitesi bünyesinde doğa sporları kulübü var. Aktif bir kulüp. O arkadaşlar zaten onlara zamanında dokunduk. Şimdi yeni dokunacağımız arkadaşları da arıyoruz. Onlar eğitimleri aldılar, belli bir seviyeye geldiler. Artık kendi başlarına dağcılık sporunu yapabiliyorlar. Yeni arkadaşlarımızı arıyoruz. Onun haricinde dağcılık sporunda kullanıldığımız malzemeleri anlatacağız. Bir dağcılık düğümlerimizden biraz bahsedeceğiz ve onunla ilgili küçük bir yarışma yapacağız. Eğlenceli geçeceğini umut ediyoruz. Dediğim gibi amacımız bir de olsa iki de olsa mutlaka birilerini yakalayıp bu sporu kazandırmak. Dünyada 14 tane 8 binlik dağ var. Bu 8 binlik dağlara çıkan dağcılara elit ünvanı veriliyor. Elit dağcılık ünvanı veriliyor. Tunç Fındık 13 tanesini başardı. Şu anda 14.sünde pandemi nedeniyle erteledi. Sonra bu ünvanı alacak. Altta da hala dediğim gibi bu duygunun devam ettiğini gösteren K2 Dağı'na Nepalli dağcılar ilk defa kış zirvesi yaptı. Dağcılık terasyonunda bir tepenin, bir yükseltinin dağ kabul edilmesi için minimum 3000 metre yükseklikte olması gerekiyor. Bizim karakterimizde böyle. Başka coğrafyada veya başka yerlerde değişebilir. Biz 3000 metrenin üzerinde dağ olarak nitelendiriyoruz.